İslam alimleri buyuruyorlar ki, dünyada olan şeyler birer görüntüdür. Her görüntünün bir de aslı olur. Asıl olmadan görüntü meydana gelmez. Dünyadaki şeylerin hepsinin asılları, gerçekleri cennette vardır. Cennette nefis yoktur. Nefis olmayınca günah işlemek de yoktur. Haremlik, selamlık yoktur. Bir kimse rüyada çeşitli meyveler yese, uyanınca bunun gerçek olmadığını anlar. Cennete giden insan da dünyadaki şeyleri böyle hayal gibi görür. Hakiki şeylere kavuşur. Dünyadaki şeyler cennetliklerin gölgesi, sureti gibidir. Hadis-i şerifte insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyuruldu. Ölüp ahirete gidince dünyadakiler rüyada görülenler gibi olacaktır. Bir hadis-i şerif meali, cennet nimetleriyle dünyadakiler arasında yalnız isim benzerliği vardır. Evliliğin de hakikisi orada olacaktır. Herkese eşi çok güzel görünecektir. Benim eşimden daha güzeli, daha yakışıklısı yok diyecektir. Orada diğer zevkler gibi evlilik zevkleri her gün artacaktır. Sonsuza kadar böyledir. Cennette evliliğin olacağı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de iyilere verilecek nimetler bildirilirken mealen buyruluyor ki, bunun yanı sıra biz onları sürmeli gözlü, ceylan gözlü hurilerle evlendiririz. Duhan Suresi. Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini de aynı yaşta kıldık. Vakıa Suresi. İçlerinde huyu güzel, yüzü güzel kızlar vardır. Rahman Suresi. Takva sahipleri için bahçeler, üzüm bağları, tomurcuk göğüslü, aynı yaşta kızlar, içecek dolu kaseler vardır. Nebe Suresi. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar gün yüzü görmemiş bembeyaz yumurta gibidir. Saffat Suresi. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Rabbine itaat edip kocasının hakkını ödeyen, ona hıyanet etmeyen kadınla şehit arasında bir derece fark kalır. Kocası güzel ahlaklı bir mümin ise onun kocası olur. Kocası uygun biri değilse cennette Allah-u Teala onu bir şehitle evlendirir. Şehit cennette bir huri ile evlendirilir. Cennet kızlarından biri dünyaya gelse, yerle gök arası güzel koku ile dolar. Cennet kızlarından biri dünyaya gelse, yerle gök arası güzel koku ile dolar ve ikisinin arasını aydınlatır.